O zaman ben başlangıcı yapayım. Herkes hoş geldi. Yine bir meetup'la karşınızdayız. Yine online meetup serimiz devam ediyor. Bu sanırım kaçıncı oldu? Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim. Neredeyse 7. 8. etkinliğimiz. Ekim'e daha gelmedi. Eylül'deyiz. Ben 2020'yi bir an önce bitirmek istedim. Bugün yine çok kıymetli konuklarımız var. Ben onlara sözü vermeden önce çok kısaca Digital Zone Meetup hakkında bir sunum yapacağım. Akabinde de zaten sözü kıymetli konuşmacılarımıza devredeceğim. Ben Deniz Mehmet, Zeo'da iş geliştirme departmanında çalışıyorum. Aynı zamanda Zeo'da zaten uzun yıllardır farklı departmanlarda çalışma şansım oldu. Yaklaşık 3 yıldır da iş geliştirme ekibine yetiyorum. Etkinliğimizin sponsorları olan Zeo ve içerik.com neler yapıyor? Çok kısaca ondan bahsedeceğim. Zeo zaten SEO, pay-per-click ve veri analizi tarafında danışmanlık sağlayan bir şirket yaklaşık 8 yıldır. İçerik.com'da yaklaşık 6 yıldır bir içerik pazar yeri, birçok markayla birçok yazarı ortada buluşturan bir platform diyebiliriz. O da birçok farklı yazarla ve editörle hizmet devam ediyor. Hem Zeo'da hem İçerik.com'da birçok farklı müşteriyle çalışma fırsatımız oldu. Bunlardan birkaçını bu şekilde görebilirsiniz. Temel amacımız tabii ki yalnızca bir ajans olmak haricinde birazcık daha komüniteye yatırım yapmak. Çünkü hepimiz biliyoruz ki aslında özellikle dijital pazarlama ve yani dijitalin aslında çatı sektöründe bilgi gerçekten paylaşarak artıyor. Biz de bu noktada hem büyük konferansımız, şu anda ekranda gördüğünüz Digital Zone, hem de her ay düzenlediğimiz meetuplarla mümkün olduğunca farklı ve fazla insana ulaşmaya çalışıyoruz. Digital Zone etkinliğimiz de bu sene 27 Ekim'de online olarak gerçekleşecek. Bu sene ilk defa biletler ücretsiz. Gördüğünüz, şu an ekranda gördüğünüz linke girerek biletinizi alarak yerinizi ayırtabilirsiniz. Meetup'ta genel olarak bahsedecek olursam bugün 56. etkinliğimizi yapıyoruz. Neredeyse 6 sene oldu başlayalı. Bugün 119. ve 120. konuşmacılarımızı ağırlayacağız. Ve neredeyse 9.000'e yakın farklı katılımcı da bizle beraber bu komünitenin gelişmesine destek verdiler. Bugünkü programımız şöyle. İlk olarak Samsung Electronics'ten Hakan Şık'ı ağırlıyoruz. Kendisi bize güzel bir sunum hazırladı. Heyecanla dinlemeyi bekliyoruz. Akabinde de Zeo ekibinden Gökhan'ın hazırladığı yine birazcık daha teknik ama bayağı keyifli bir sunum var. Ben sözü çok daha fazla uzatmıyorum. Sözü Hakan Bey'e devrediyorum. Ben o sırada hemen sunumu açayım. Şöyle her şeyi hazır edeyim. Tekrardan hoş geldiniz bu arada hepiniz. Umuyorum güzel bir akşam geçirirsiniz diyorum ve sözü bırakıyorum şu anda. Çok teşekkürler. Herkese merhaba. Değerli zamanınızı ayırıp da bu etkinliğe katıldığınız için öncelikle ben de kendim adına herkese çok teşekkür ederim. Öncelikle biraz kendimden bahsedeyim. Kim bu da geldi burada bize bir şey anlatıyor diyebilirsiniz. Ben yaklaşık 10 yıldan fazla bir süredir yüzden fazla markayla çalışma fırsatı buldum. Burada aslında birçoğunu görüyorsunuz. Teknoloji markaları da var. İşte Unilever veya Unilever gibi hızlı tüketim ürünleri tarafındaki oradaki bütün markalar var. Vodafone, McDonald's, Ülker vesaire. Sanırım sadece inşaat sektöründen kimseye çalışmadım. Onun dışında bir şekilde bu 10 yıl içerisinde işte itibar yönetiminden içerik üretimine, medya satın almaya vesaire genellikle dijital tarafta. Ama 360 derece offline'ın da yer aldığı bir şekilde prodüksiyon ve diğer süreçlerin de yer aldığı aslında bir eğer sektör ve kariyer diye bir şey varsa aslında bahsedebiliriz. Bugünkü sunum nasıl bir sunum olacak? Aslında içerik üretimi konuşacağız biraz ama bunu rakipler üzerinden konuşacağız. Yani rakip dediğimiz zaman çoğunlukla hepimizin aklına hem marka iletişimi, marka tarafında çalışan arkadaşlarımız için hem ajanslardaki çalışan arkadaşlarımız hem de tüketici tarafından bazen birkaç noktada
gözden kaçırdığımız şeyler var. Rakip dediğimiz zaman aslında sadece bazen o sektördeki rakipleri düşünüyoruz ve bu bizi bazen yanıltabiliyor. İçerik üretiminde de strateji oturturken, bütün stratejileri oturturken bu bizi bazen yanıltabiliyor aslında. Bu taraftan birazcık bahsetmeye çalışacağım, tartışabileceğim bir sunum hazırladım. Sunum devam ederken yorum yazıp, soru yazıp beni keserseniz süper mutlu olurum. Veya en sonda da yapabiliriz bunu. Nasıl rahat ederseniz. Ben yavaş yavaş başlıyorum. Ben genelde toz gaz, benim daha önceki sunumlarımı vesaire genelde bilenler biliyor. Ben genelde toz gaz bulutundan başlamayı seviyorum. Orada da gerçek rakip kim dediğimiz zaman ben rakibin kelime anlamından başlamak benim hoşuma gidiyor. Ama tabii bunun da bir sebebi var. Onu da bağlayacağım sunumda. Türk Dil Kurumu'na göre bir kere rakip ne demekmiş? Herhangi bir yarışta birbirinin geçmeye çalışan, aynı şeyi bazı durumlarda benzer şeyleri elde etmeye çalışan kimse veya kimseler. Türk Dil Kurumu'na göre rakibin anlamı buymuş. Oxford Learners Dictionary'e göre de bir spor müsabakası olabilir veya iş hayatı olabilir. Bir kişi veya şirketin veya kişi veya şirketlerin birbiriyle yarışması olarak adlandırıyor. Bunlar da gayet doğru ve makul tanımlar. Etimolojik taraftan baktığımız zaman, ki burası bence en kıymetli noktalardan bir tanesi, Latin kökenli bir sözcükmüş, rival, İngilizcesi rival olan bu sözcük ve birbiriyle aynı ırmağı, dereyi, o akarsuyu kullananlar, ilerleyenler gibi betimlemişler aslında. İlk oradan çıkan bir şeymiş. Biz hep böyle rakip dediğimiz zaman biraz böyle düşmanvari bakarız ama aslında rakipliğin, rakip olmanın tatlı bir tarafı da vardır birbirini geliştiren. Oraya pek bakmayı tercih etmeyiz ama orası da çok kritik. Hem bu taraftan bakacağım hem de farklı iletişimsel tarafta farklı bir yerden de bakmaya çalışacağım. Şimdi rakipler dediğimiz zaman işte dünyanın en büyük markaları dediğimiz zaman işte ilk onun arasında genelde teknoloji markaları var şu an en azından son birkaç yıldır. Burada rakip dediğimiz zaman şimdi Samsung üzerinden gidelim. Samsung, Apple, işte Huawei tarafından gidelim en başta. Burada şöyle durumlar var. Mesela Apple 2000'lerin öncesinde bir batmanın eşiğine gelmişti. Belki bilenleriniz vardır işte Steve Jobs daha varken vesaire hayattayken. Ve orada o zamanki aslında en büyük rakiplerinden bir tanesi Microsoft. Bunu önlemek için aslında Apple'a bir yatırım yaptı o dönemde. Ve aslında bu bildiğimiz, şu anki bildiğimiz rakip kavramına çok ters bir kavram. Ve sonrasındaki yıllarda da Microsoft'un Apple'da hissesi vardı. Şu an artık o hisselerin birçoğunu sattılar tekrar ve hani çok az bir hissesi var ama şu an hala hazırda örneğin Apple şirketinde bildiğim kadarıyla Microsoft hisseleri çok da az olsa var. 0.5 bile olsa, 0.39 sanırım, bir hissesi bulunuyor aslında. Rakip kavramına biraz tersten bakmış oluyoruz böylece. Yine Apple bazı telefon modellerinde Samsung'un geliştirdiği ekranları kullanabiliyor mesela. Bu da aslında bir yandan rakip ama bir yandan da bir işbirliği içerisindeler. İşte yine telekom sektöründe Huawei'in altyapıları kullanılabiliyor. Yine rakip diyoruz ama bir yandan da bir işbirliği içerisinde. Bütün markaları düşünürken aslında yani tüketici olarak da marka iletişimi yapan insanlar olarak da aslında bu rakipliği, rakip olmayı aslında her zaman çok sert düşünmememiz gerekiyor. Çünkü bazı markalar, bazen bir markanın size olan bir davranışından dolayı, örneğin bir işte customer relation'daki, müşteri ilişkilerindeki bir hatasından dolayı onun rakibinden alışveriş yapmak istiyorsunuz. Yani tüketici olarak en içeride aslında yapmak istediğim şeylerden biri bu oluyor ama belki de gittiğimiz rakip yine aynı holdingin içerisinde olan bir şirket ve aslında siz İçten içe vermek istediğiniz o cezayı verememiş oluyorsunuz ve bunun farkında bile olmuyorsunuz aslında. Aşağıda sol altta otomotiv markalarını görüyorsunuz. Bunlar en başta baktığınız zaman farklı segmentlerde de olsa rakipler gibi görünüyor ama tüm bu markalar Volkswagen'in. Yani siz şu an aslında Seat bir araba aldığınız zaman işte Volkswagen ve Seat arasında bir veya Volkswagen ve Audi arasında bir git geliniz oldu diyelim, otomotiv bir araba almayı düşünüyorsunuz. Bir otomobil almayı düşünüyorsunuz ama orada aslında iki rakip arasında
bir seçim yaparken aslında aynı holding, aynı çatının altında da bir seçim yapıyoruz böyle durumlarda. Ve bazen bunu atlayabiliyoruz. Son bir örnek de Volvo. Bu beni ilk öğrendiğim zaman çok şaşırtmıştı. Volvo bildiğiniz gibi dünyanın işte güvenlik üzerine yatırım yapan uzun yıllardır. Belki de tek otomotiv otomobil markası. En fazla yatırım yapan daha doğrusu. Ve güvenlik algısı olarak çok yukarıda konumlanmış bir marka. Geçtiğimiz yıllarda Geely, bir Çin şirketi, Volvo'yu, Volvo'nun en büyük hissesini satın aldı. Ve şu an aslında bizim Türkiye'de ve dünyada da böyle artık Çin malları daha kalitesini yükseltmeye başladı. Ki zaten hep kaliteli ve kalitesiz, her ülkede olduğu gibi Çin'de de vardı ama genel bir Çin'den gelen ürünler kalitesiz vesaire algısı Türkiye'de de çok fazla vardı ama aslında çok ters kavramlar. Kaliteli ve işte çok güvenlikli bir otomobil markasının sahibi aslında Çinli bir şirket. Dolayısıyla rakip, o şirketin sahibi vesaire dediğimiz zaman yani gerçek rakip kim vesaire, bunları hem tüketici olarak, çünkü günün sonunda bir markanın iletişimini yapıyorsak öncelikle tüketici olarak, birey olarak bazı şeylere karar veriyoruz. Sonrasında onun üst aslında şapkasında biz marka yöneticileri olarak veya reklam ajansı çalışanları olarak bazı kararlar veriyoruz ve markaları yönlendiriyoruz. Dolayısıyla ikisi birbirinden çok da ayrı değil çoğunlukla. Bir de iletişim tarafında bir asıl kritik nokta bence bu. İletişim tarafındaki rakiplerin kim olduğu. Bu slide benim bugün 12-30 civarlarında aldığım Twitter'daki gündem. Yaklaşık 20 madde oluyor biliyorsunuz. 20 tane topik oluyor Twitter'da ve bunların işte 16'sını koydum ben. Diğer 4'ünü de tahmin edebiliyorsunuzdur. Bu 20 maddenin sadece bir tanesi bir marka ile ilgili. Geri kalan %70-75'i bugünlerde tahmin edebildiğiniz gibi ekonomi, bir kısmı da siyaset. Ve buradaki araba markası yani Audi'nin de yeni bir modeli çıkmış değil. Tamamen bir Twitter kullanıcısının ürettiği bir içerik üzerinden vire olan bir iş. Yani bugün baktığımız zaman, yani muhtemelen bütün güne de baktığımız zaman bugün insanların hayatına damga vuran bir marka işi aslında yok. Ve bir yıla baktığımız zaman aslında yani marka sayısına Türkiye olsun, dünya olsun, iletişim yapmaya çalışan ve kendini öne çıkarmaya çalışan marka sayısına baktığımız zaman ve gün adedine baktığımız zaman 365, bu gerçekten çok az bir yerimiz olduğunu, marka tarafından, marka şapkasıyla konuşursak, çok az bir yerimiz olduğunu gösteriyor. Ben hep şöyle bakmaya çalışıyorum. Bu yıllar içerisinde hiç değişmedi, muhtemelen de değişmeyecek. Tüketici olarak 24 saatimiz var. Ve hem tüketici olarak hem de marka iletişimi yaparken hedef kitledeki tüketici olarak 24 saat var. 24 saatin 7-8 saati uyku atıyoruz. 7-8 saat ortalamada diyelim çalışma hayatı, onu da atıyoruz. Geri kalanın bir kısmı İstanbul'da yaşıyorsak eğer trafik, yemek yeme, işte dinlenme vesaire falanları attığımız zaman aslında 1-3-4 saatlik bir zaman kalıyor. Bunun da içerisinden Netflix biraz tırtıklıyor, televizyon izliyorsak biraz o tırtıklıyor vesaire. Ve en sonda dijital iletişimde, özellikle dijitalden bahsediyorum. Çünkü televizyon reklamları da belki bunun içine girebilir ama marka yöneticilerine kalan 15 dakika ile yarım saat arasında maksimum yarım saat bir süre var. Ve yine biraz önce konuya geleceğim. Kaç tane marka olduğunu düşündüğümüz zaman o 30 dakikaya kaç marka nasıl sığacak? Tamam, işte retargeting yapıyoruz, daha işte hedefli iletişimler yapıyoruz vesaire. Şimdi işte cookie'leri artık KVKK'dan dolayı kullanamamaya başlayınca orası da biraz karışacak ama günün sonunda her zaman hedefli iletişim yapılamayabiliyor. Instagram'da buna dahil, Facebook'ta buna dahil, TikTok'ta buna dahil, işte diğer bütün mecralarda buna dahil. Mes zaten farklı bir tarafta kalıyor. Ve dolayısıyla belki de o 30 saniyenin, o 30 dakikanın belki de bir 30 saniyesinde siz bir içerik üreteceksiniz. Bu neden önemli? Çünkü o içerik öyle bir içerik olması lazım ki, yani
bütün gün hepimiz tabii ki sosyal medyada bu işte mindless social media scrolling diye bir şey var. Hani fütursuzca aslında şu hareketle sürekli elimizde telefondan bir şeyleri ileri kaydırıyoruz. Ve orada bizim bir içeriği görmemiz, bu içeriğin bizim dikkatimizi çekmesi, dikkatimizi çeken içeriği durdurmamız, o içeriği tüketmeye başlamamız, işte 15 saniyelik bir video olduğunu varsayalım, sonuna kadar gitmemiz, sonuna kadar gittikten sonra onunla alakalı kafamızda bir şey oluşması vesaire vesaire. Aslında yaptığımız iş çok kolay bir iş değil. Ve sonrasında işte satışa yönlendirme vesaire, işte retargetingler vesaire gidiyoruz ama günün sonunda her şey bu gündemden başlıyor. Tabii ki her şey işte klasik tabii ki Türkiye gündemi sadece Twitter mı? Asla değil. Oraya da geleceğiz birazdan. Bu soldaki video belki denk gelmişsinizdir. TRT Arşiv'in çok güzel bir Instagram hesabı var. Geçtiğimiz yıl açtılar sanırım, tam hatırlamıyorum ama bazı eski programlardan kısa videolar yapıp yayınlıyorlar. Ve geçtiğimiz günlerde işte Burhan Çaçan Uzay'dan Geliyor diye bir video yayınladılar. Muhtemelen bir programın konseptiydi bu. Oradan bir 15 saniye almışlar ve bunu yayınlamışlar. Ben gördüğümde çok hoşuma gitti. Yani çok eğlendim ve bunu işte hatta kendi Instagram story'imde de paylaştım vesaire. Ve aslında iş şuraya geliyor. Bir inşaat firmasıysanız da işte bir damla suysanız da Nike'sanız da aslında iletişimdeki rakibiniz bu video. Sizin Nike'sanız rakibiniz sadece Adidas, Puma vesaire değil. İşte Samsung'sanız Apple, Huawei vesaire değil. İletişimde rakibiniz, rakiplerimiz aslında bu videolar. Çünkü insanlar bu videoları tüketiyor. Bizim amacımız ne? Bu videoların yerine bizim içeriklerimizi görüp bizim ürünümüzle alakalı bilgi edinsinler ve sonrasında onları işte bir funnel'a koyalım. Ürün satın alsınlar veya aldıkları ürünle alakalı bizle daha fazla iletişim, etkileşime geçsinler vesaire. Ama günün sonunda gerçek rakiplerimizden bir tanesi de bu ve bunun gibi videolar. Başka bir taraf, bu sağ taraftaki, ben iki tane örnek koydum sadece ama bunlardan onlarca var kullandığımız ve kullanmak zorunda olduğumuz aslında. Bu işte teyzelerin kullandığı WhatsApp grupları diye dalga geçilen bir konu var. Ben pek dalga geçmiyorum o tarafla çünkü işte evet çok komik içerikler vesaire olabiliyor, onlardan önümüze düşebiliyor ama eğer özellikle 50 yaş üzerindeki kullanıcıların olduğu WhatsApp gruplarına siz örneğin bir yeni bir ürün çıkardınız, bir lansman yaptınız, bir relansman yaptınız vesaire. Eğer hedef kitleniz çok genişse, herkes diyemem ama çok genişse ve bütün yaş aralıkları varsa, siz o 50 yaş üzeri WhatsApp gruplarına girememişseniz, sizin iletişiminiz başarılı değil demektir. Şöyle, diyalog yaratmak, etkileşim yaratmak iletişimin en önemli kısımlarından biri. Tabii ki şunu yapmış olabilirsiniz. Televizyonda, prime time'da, off prime time'da her yerde GRP basmışsınızdır. Her yerde göstermişsinizdir. İşte YouTube'da master almışsınızdır. Bütün işte Facebook'ta, Instagram'da çok ciddi medya harcaması yapmışsınızdır. Bir şekilde insanlar içerinizi görmüştür. Ama etkileşime geçip viral etkiye döndürmemişlerse ve o WhatsApp gruplarında paylaşmaya başlamamışlarsa aslında çok da başarılı olmamış demektir. Bunun Z jenerasyonu versiyonu da var. Daha niş bir kitleden bahsediyoruz. İşte herkesin dilinde işte Z jenerasyonu nasıl ulaşacağız vesaire gibi. Burada birinci öneri Z jenerasyonunu ötekileştirmemek. Çünkü düşünsenize bir hedef kitlenin içerisindesiniz ve herkes sizi parmakla gösterip bu hedef kitleye nasıl ulaşacağız vesaire diyorlar. Onları anlamak, yani Z jenerasyonun olduğu yerde ve onlar gibi yaşamaya başladığınız zaman aslında ha buymuş deyip aslında bir noktada anlamaya başlıyorsunuz. Z jenerasyonunda da WhatsApp'ın tabii ki muadili TikTok ve eğer siz yaptığınız iletişimi TikTok'ta iletişime taşıdıysanız süper bir artı. Ama siz taşımadan da bir şekilde TikTok'ta yayılmaya başlamışsa
siz Z jenerasyonuna ulaşmışsınız demektir ve Z jenerasyonu ana hedef kitlenizde başarılısınız demektir. Bunun gibi işte bu MES hedef kitle için bence 50 yaş üzeri WhatsApp grupları, Z jenerasyonu için zaten herkesin konuştuğu TikTok vesaire gibi. Bunun gibi aslında başka her hedef kitleye göre, işte atıyorum premium bir hedef kitleniz var, süper premium. İşte yat sahiplerine gitmek istiyorsanız orada başka bir denge, başka bir şey için içine giriyor ama genel olarak bu şekilde düşünebiliriz. Tom Fishburne'ın sanırım geçen yıl ve 2018 bile olabilir yayınladığı benim çok sevdiğim bir karikatür. Bu arada Tom Fishburne'ı takip etmiyorsanız Instagram'a takip etmenizi öneririm. Çok az takipçisi var ve niye olduğunu bilmediğim bir şekilde çok az takipçisi var. Özellikle pazarlama ve iş hayatıyla alakalı çok güzel böyle karikatürler paylaşıyor. Uzun bir süre TikTok stratejisi tam olarak burada yazdığı gibiydi. Herkes bir TikTok stratejisine ihtiyacımız var. TikTok işte geliyor, TikTok geldi, bir şey yapmalıyız. İşte Z jenerasyonu geliyor, viral olmalıyız vesaire falan filan. Buradaki arkadaş gibi kimse TikTok nedir diye soramadığı da için gerçi böyle bir ortalık toz dumandı. 2018'den beri TikTok'ta işte çalıştığım markalarda bir şeyler yapmaya çalıştım ve onun sonrasında da aslında şeylerini gördüm. Çünkü TikTok şöyle bir mecra, en azından biraz TikTok'a da girmiş olalım. Denemeden anlayamayacağımız, yani o deneme yanılmanın en fazla belki de olması gereken mecralardan bir tanesi. Çünkü herkes en başta şey diyordu, yani işte TikTok iyi, işte oradaki hedef kitle bize uygun mu vesaire gibiydi. 2018 sonlarında işte globaldeki direktörlerle de konuşmaya başladık. Bir yandan Türkiye'de denemeye başladık. Sonrasında işte Türkiye'de ekipler kuruldu vesaire. O dönemden bu yana TikTok'ta belki herkes fark etmiştir. Yani bunu biraz marka tarafından bakarak söylüyorum. Artık çok daha fazla segmente insan TikTok'ta. İşte genelde alt ve orta segment işte TikTok'ta vesaire gibi konuşuluyordu ama artık daha üst segmentler gün geçtikçe TikTok'ta hem içerik tüketmeye hem de içerik paylaşmaya başladılar ve zaten şu an artık birçok markada son 6 ayda vesaire bir ne yapılması gerektiğini az çok öğrendiler ama daha da öğrenilecek çok şey var. En son yaptığımız bir case ile alakalı TikTok'taki birkaç noktadan bahsedeceğim. Orada daha detaylamasına girmiş oluruz. Şöyle bir iletişim stratejisi kurarken aslında yapabileceğimiz en büyük 5 hata diye bir slide hazırlamak istedim. Çünkü bazen işte gözümüzün önünde çok fazla yaptığımız şeylerin bir yerden sonra doğru mu yanlış mı diye düşünmeden yapmaya devam ediyoruz ya. Mesela bunlardan bir tanesi benim en çok karşılaştığım, yani hem işte reklam ajansı tarafında çalışırken hem marka tarafında çalışırken reklam ajansı sürekli sorar hedef kitlemiz kim? Markada der ki herkes. Böyle bir şey maalesef yok. Yani hedef kitlemiz herkes diyorsa eğer bir marka çalışanı ya bunu söylemeye mecburdur, o an elinde fazla done yoktur ya da işini bilmiyordur. Çok net bu. Çünkü herkese gitmek gibi bir seçenek Türkiye gibi bir yerde mümkün değil. Herkese gitmek, yani nüfus dışında da herhangi bir markanın herkese hitap edebiliyor olması çok kolay değil. Yani Coca-Cola vesaire gibi bazı markalar var ama orada da exclude etmeniz, dışarıda bırakmanız gereken hedef kitleler var. Dolayısıyla herkes demek yerine ana segmentlere ayırıp, işte marka brieflerken, markanın ajansı brieflerken daha doğrusu, ana segmentlere ayırıp bu tarz bir brief vermesi gerekiyor. Bu hataya ben dahil hepimiz yıllar içerisinde mutlaka düşmüşüzdür bu arada. Yapmışızdır. O yüzden yani kimseyi suçlamıyorum. Hepimiz o suçlayıcı parmağın içinde ben de varım. İkinci en büyük hatalardan bir tanesi bütçe doğrultusunda fikir düşünmemek. Gene ajans marka ilişkisinden bahsedeceğim. Bazen marka ajansa bütçesini söylemek istemeyebilir. Bu aslında yumurta tavuk
Bütçe söylenince çünkü mutlaka o bütçe kadar büyük bir şey düşünülüyor. İşte diğer tarafta da reklam ajansı diyor ki işte bizim yani bütçeyi bilmemiz lazım ki ona göre fikir düşünelim vesaire. Bir yumurta tavuk durumu var. Evet katılıyorum ama burada bütçe doğrusunda bir iletişim fikri düşünemezsek yani örneğin bir lansman veya relansman var veya bir şeyin iletişimi tekrar yapılacak. Orada 100 bin lira bütçeniz varsa yapılacak şey başka. 1 milyon 200 bin liralık bir bütçeniz varsa yapılacak şey başka. Mecra kullanımı da başka, oluşturulması gereken içerik de başka. Dolayısıyla burada en azından bütçe direkt verilemiyorsa bile iki taraf için de söylüyorum. En azından bir aralık olması, çok geniş olmayan bir aralık olması bu hatadan da bizim dönmemizi sağlayacaktır. Üçüncüsü, özellikle çok uzun yıllar marka tarafında çalışmış arkadaşların biraz daha düştüğü bir tuzak olabiliyor. Markaya çok bağlanınca veya ürüne çok bağlanınca herkesin aynı hevesle, aynı merakla o içeriği tüketeceğini ve o ürünle alakalı bilgi almak isteyeceğini düşünebiliyoruz. Bu böyle değil. Az önce bahsettiğim gibi yani 24 saatten iniyoruz ve sonunda bir maksimum 30 dakikaya geliyoruz. 30 dakikanın içerisinde de işte 30 saniyede belki ürünü göstereceğiz ve orada belki insana kafasında bir şey bırakacağız veya bırakamayacağız. Dolayısıyla bu da dikkat etmemiz gereken taraflardan bir tanesi. Yanlış mecra kullanımı da en kritik noktalardan bir tanesi. Yani son dönemde gördüğüm şeylerden bir tanesi mesela bir marka işte sektörde çalışan arkadaşlarımla da konuşuyorum vesaire. Bir marka hiç hedef kitlesi yani şeyi yok ama işte mesela TikTok'ta olmak istiyor. Veya atıyorum yani YouTube'u normalde YouTube'un dinamiğine uygun olmayan böyle bir işte TV reklamı aslında çekip o TV reklamını YouTube'da birebir veya Instagram'da birebir o şekilde işte kullanmak istiyor. İşte bu dikey formatlar, yatay formatlar vesaire var ya artık bunların çok kolay çözümleri var gerçi ama mecrayı seçmek bu da tartışılan konulardan biri. Önce mecrayı seçip içeriği üretmek mi yoksa içeriği üretip mecrayı seçmek mi? İkisi de doğru. Ama genelde mecrayı seçip bir yandan da o mecrada işte hedef kitlenin hangi mecrada olduğuna bakıp içeriği ona göre üretmek genelde daha çok kullanılan bir metot. Ama dediğim gibi bunun bir doğru kesin doğrusu yok. Sadece hangi hedef kitle nerede ona göre bu mecrayı kullanmak önemli. Ve sonuncusu zamanı geldiğinde hoşça kal diyememek. Bu da eğer bir tüketici sizin artık ilgilenmiyorsa o tüketiciyi bir şekilde iletişim havuzumuzdan çıkarmanız gerekiyor. Ve ona tabiri caizse spamlamamak gerekiyor. Çünkü şunları biliyoruz. Yani X marka kendi resmi olarak işte KVKK kapsamında işte data paylaşımı kapsamında bir iletişim yapıyor. Sonra orada iletişime cevap vermediğini görünce aslında third partilerine ile paylaşabiliyor vesaire. Burada bunu yapmak o markadan bir tüketici soğutmanın en kolay yollarından biri gerçekten. Ve en kolay çok kolay hoşça kal diyebilmeli size aslında tüketiciler ki bu kafalarında ben bir sebepten dolayı vazgeçmiştim ama çok kolay vazgeçebildiği için çok kolay da geri dönüş yapabilir aslında sonraki dönemlerde. Buna da dikkat etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Bu benim 2018'de sanırım blogumda yazdığım yazılardan biriydi. Interstellar filmini biliyorsunuzdur. Benim çok sevdiğim filmlerden biri ve Christopher Nolan yönetmeni işte dahi yönetmenlerden biri olarak anılıyor ve şu an dünyanın en önemli yönetmenlerinden biri. Filmin müziklerin üretimi için Hans Zimmer'e gidiyor. Hans Zimmer de belki bilenleriniz vardır. Çok ünlü bir kompozitör, bir müzik kompozitörü ve çok önemli filmlerin kompozisyonlarını yapmış. Google'dan yazarsanız bulabilirsiniz. Interstellar da bunlardan biri. Ama o süreçte içerik üretmeyle alakalı bana çok ilham veren bir işte 5-6 dakikalık bir video var. Aşağıdaki linkten aslında girip de orada tekrar baktım video hala duruyor. Biraz anlatayım buradan. Buradan video izletmek biraz zor olacağı için aslında koymadım.
şöyle bir yol izliyor Christopher Nolan. Çok iyi bir müzik istiyor bir kere filmi için ve Hans Zimmer'e gidiyor. Hans Zimmer'de Interstellar birazcık spoiler olacak ama linke şeyden tıklanamayabilir ama en iyi içeriği üretmek için gereken 3 bileşen ve Hakan yazınca Google'a çıkar aslında. Sonra ben de Twitter'dan link de verebilirim. Şöyle bir şey yapıyor. Gidiyor Hans Zimmer'e ve normalde biliyorsunuz film bir baba kız hikayesi aslında ama o diyor ki bir baba oğul hikayesi ve işte kavuşamayan bir baba oğul hikayesi vesaire gibi bir şey anlatıyor ve filmin senaryosunu tam olarak vermiyor. Sadece onu yönlendirmek için gereken şeyleri veriyor ve ben ona creative mind, yaratıcı akıl diyorum. Yani bir şekilde kafasında bir dünya var, o filmin bir dünyası var ve o vermek istediği mesajı nasıl vermesi gerektiğini çok iyi biliyor. Sadece bunun için kimleri nasıl kullanabileceğine bakması gerekiyor. Ve sonra Hans Zimmer'e gidiyor. Hans Zimmer tamam diyor, bir melodi çalışıyor. O işte Interstellar'ın müziklerini şey yaparsanız No Time for Caution diye bir şarkılardan biri. Orada bir melodi buluyor. Melodiyi Christopher Nolan çağırıyor ve ona şey yapıyor. Christopher Nolan çok seviyor. Okey ve aslında bunun üzerine, o melodi üzerine bu filmin bütün şarkılarını yapmakta okeyleşiyorlar ve sonra Christopher Nolan ona söylüyor. Bu aslında bir kız, baba kız hikayesiydi diye. Hans Zimmer de şaşırıyor ama çok güzel uyuyor. Ve sonra ona da ben sihirbaz diyorum. Çünkü Hans Zimmer öyle bir yetenek ki, yani Christopher Nolan'ın aslında o yaratıcı akıl, dünyayı çok iyi biliyor olmasına rağmen bu söylediklerimi niye anlatıyorum? Bunların hepsini içerik üretme tarafında, iyi içerik, iyi reklam, en iyi ödülü alacak reklam, işte Cannes'da ödül alacak reklam vesaire gibi düşündüğünüz zaman aslında ihtiyacınız olan 3 tane bileşen var. Onlar da bunlar. O yaratıcı akılın dünyasını, kendinde o sihirbaz yeteneği yok. Ve o sihirbazı bulmak zorunda. Ve o sihirbazı buluyor. Ve o sihirbaz aslında benim reklam ajansı olarak gördüğüm kişi. Ve süper bir yetenek. Ama o da bazı konularda, yani o şeyi çalarken, onun da kafasında o müzik kompozisyonunu bestelerken bir ustaya ihtiyacı var. O işi çok iyi yapan ustaya ihtiyacı var. Bazı reklam ajanslarında bazı işleri çok iyi yapan insanlar vardır ya ve yani öyle bir copywriter'dır ki o. Yani o ajansın CEO'su olmasın ve copywriter olarak kalsın dersiniz. Ben böyle insanlarla çalıştım, gördüm ve inanılmaz yetenekli copywriter'la, inanılmaz yetenekli tasarımcılar gördüm. Hala da var sektörde çalışan, çok fazla var. Ve gidiyorlar bir kilise orgu ustası. Adamın bu master diye aşağıda yazdım. Kilise, bir kilisede org çalıyor ama öyle bir orgu, öyle bir çalıyor ki o adamdan muhtemelen dünyada 2-3 tane falan var. Ve gidiyor o adama çaldırıyor onu. Şimdi siz normalde bir içeriği üretmek için bu kadar zahmete katlanmak istemeyebilirsiniz. Ama bu sefer o içeriğin nerede kalacağı? Yani işte kanı hedefliyorsanız veya dünyanın en iyi filmine müzik yapacaksanız yöntem bu olmalı. Buradan ne kadar aşağı, ne kadar taviz verirseniz içeriğiniz o kadar daha az kaliteli olacak. Bu kesin. Tavsiyem, o linkteki videoyu izlerseniz çok daha iyi anlatacaksınız. Beni ilk izlediğimde hayran bırakmıştı. O yüzden 2018 yazısı olmasına rağmen hala güncelliğini koruyor diyebilirim. Bu da benim yıllar içerisinde kullandığım işte bir sürü, biliyorsunuz, workshoplara katılıyoruz vesaire. İşte bazen formüller veriliyor vesaire. Onları kullanıyoruz. Bazılarının zamanı geçiyor. Ama bu benim yıllardır kullandığım ve yıllardır hiçbir şekilde güncelliğini yitirmeyen ve umarım sizin de işinize yarayacağını düşündüğüm bir formül. Tüm içerikleri üretirken ben bu 4C stratejisini kullanmaya çalışıyorum. Bu 4 madde yazmak çok kolay, uygulamak çok zor. Evet, Cihat Bey yazmış bu arada, aynen öyle.
Bu 4C stratejisi dediğim gibi yazması çok kolay ama uygulaması çok zor stratejilerden biri. Çok basit anlatmak gerekirse aslında birinci C mesajın net olması gerektiği. Yani çoğunlukla şöyle oluyor ya, bir iletişim yapacağız ve o iletişimde işte fiyatı da verelim, yeni şu da çıktı şunu da verelim ama şu özelliği de koymayacak mıyız falan. İşte ürün müdürü öyle söyler, iletişimci bunu yapmak istemez, reklam ajansı vesaire ve günün sonunda aslında olması gereken nedir? Tek bir içerikte, bu bir Instagram postu olabilir, bu bir YouTube videosundaki 5 saniye olabilir, bir TikTok içeriği de olabilir. Mesaj tek ve net olmalı. Çünkü dediğim gibi yine o 24 saate geliyoruz ve 30 dakikaya indiğimiz zaman 30 saniyesinde hatta 1 dakikasında mesaj net olmazsa hem fiyat hem işte indirim günleri, fiyat var, şu var vesaire falan allak bullak kalıyoruz. Ne olduğumuzu şaşırıyoruz. Bir de işte ikinci ekran muhtemelen bu. Bir yandan yanda atıyorum Netflix açık veya televizyon açık. Bir de elde, telefonda, tablette bakıyoruz falan. Kafalar allak bullak oluyor. Dolayısıyla mesajın tek ve net olması çok önemli. Consistent olması. Bazen karşılaşırsınız. Bu marka ne alaka ya bu mesajı atmış dediğiniz. Mesela gündemle alakalı, işte o gündemi yakalayalım, biz de işte komik olalım vesaire diye bazı markalar bazılarına çok iyi uyar ama bazıları mesela ne alaka falan dedirtir. Orada işte o ne alakayı dedirtmemek gerekiyor. Eğer işte eğlence konseptini sahipleniyorsunuz, sürekli sahiplenmeniz gerekiyor. Eğer biraz daha ciddi bir duruşunuz varsa o ciddi duruşu sürdürmeniz gerekiyor ve mesajlarınızda bu sürekliliği yaratmanız gerekiyor. Aksi takdirde ne alaka dedirtecektir veya zaten o tarafı sahiplenmiş bir markanın içeriği gibi algılanmanızı sağlayacaktır. Aa işte bazen olur mesela özellikle şeylerde. Aa bu Turkcell içeriği mi dersiniz mesela. O galiba Turkcell dersiniz ama örneğin atıyorum bir bankanın mesajıdır. Çünkü normalde girmediği bir alana girmiştir veya tam tersi de olabilir. Dolayısıyla bu süreklilik çok önemli. Compelling tarafı içeriğin ikna edici olması. İçeriğin biraz zorlayıcı ve ikna edici bir tarafının olması gerekiyor. Yani gördüğünüz zaman tamam bu olabilir evet gibi bir aslında ikna ediciliği ve size kabullendirici bir tarafı olması gerekiyor. Aksi takdirde yani ben en iyiyim deyip de altını dolduramıyorsanız mesajınızın net olmasının da sürekli olmasının da hiçbir önemi kalmıyor. Altına bir tane yorum gelir ama ben aldım böyle böyleydi. Diğer gelenler o yoruma bakarlar ve giderler. Rakibe giderler. Dördüncü en zorlarından başka bir tanesi. Az önce bahsettiğim işte o WhatsApp gruplarında işte bir mes iletişim, genel iletişim yapmak istiyorsanız WhatsApp, 50 yaş üzeri WhatsApp gruplarında özellikle olmak çok kritik. Çünkü bu 50 yaş üzeri diyorum sürekli çünkü daha alt segment, daha alt yaş aralığı belki de Instagram'dan mesajlaşıyor. Bazıları TikTok'tan, Snapchat hala Türkiye'de kullanılıyor bir şekilde ama farklı yerlerden de konuşulabiliyor vesaire. Dolayısıyla bu örneği o yüzden veriyorum. Conversation yaratmak en önemli kriterlerden biri. Eskiden sadece Twitter'dır bu. Twitter'dı. Şimdi artık işte Facebook Messenger, Instagram Messenger, WhatsApp Messenger burada içeride aslında track edilemeyen, takip edilemeyen taraftaki bir diyaloğu yaratma, orada mesajlaşma sağlayabilme. Onun yanında Instagram'da storylerde paylaşabilme, TikTok'ta bir hashtag'iniz varsa eğer orada paylaşılabilme ve tabii ki Twitter'da fazla retweet alması, işte fazla içerik üretilmesi vesaire bu konuda. Bu içeriği ilk defa kullanacak olanlara şunu önerebilirim. 4'te 4 yapmaya çalışmayın. 4'te 4 gerçekten çok zor. 4'te 2 ile başlayın. Kendinize 2 tanesini seçin. Ve her içeriğinizde, örneğin önümüzdeki 1 yıl içerisinde marka tarafındaki ve ajans tarafındaki arkadaşlara aslında bunu söylüyorum. 4'te 2 ne olursa olsun ben bu 4'ünden bu seçtiğim 2 tanesini tüm içeriklerde birazdan bizim yaptığımız aslında reklamlardan bir tanesini göstereceğim 4C için. TikTok'ta yaptığımız. Ve bu 4'ten 2 tanesini belki 3 tanesini yapmak bile çok çok kritik olabilir. Ama mesela globalde bu arada bunun işte Mert'in söylediğini aslında bir şey var. Globalde çok fazla görüyoruz. Mesela Nike çok fazla yapıyor bunu.
birçok içerikte son ama orada mesela işte bu siyahi vatandaşlar işte Black Lives Matter'da vesaire verdikleri tepkilerde falan hem aslında riskli bir tarafa giriyorlar hem de bu 4C'nin de belki de hepsini aslında bütün dünyaya gözümüze soka soka aslında bu iletişim yapabiliyorlar. Ama Türkiye'de bir noktada aslında bunu nasıl 4'ün belki en azından 3'ünü yapabildiğimiz aslında bir case'e gelmek istiyorum bizim ve onunla da aslında biraz toparlayıp kapatacağım sunumu. O da son dönemde yaptığımız A71 ve Ece Seçkin'le yaptığımız işbirliği. Burada bu 4C'nin 3'ü net olarak burada aslında var. Bunlar net mesaj, bir şekilde ikna edici, compelling içerik ve conversation yaratma. Consistency bu içeriklere devam edildiği zaman oluşabilecek bir şey ama 4C'nin birçoğunu örnek olarak burada sağlayabildiğimizi söyleyebilirim. Burada case'de örnek olarak şunları verebilirim. Bunu case olarak koymamın sebebi şu. Bu işi ilk yaptığımız zaman hatta işte Mert de yazdı şimdi beraber gerçekleştirdiğimiz bir proje. Orada çok fazla proje gerçekleştikten sonra çok fazla arkadaşım şey diye aradı. Yani birçok markadan bu işi yani Samsung Ece Seçkin işine benzer iş yapmak istiyoruz diye briefler gitmeye başlamış. Dolayısıyla ben buna bu işin içerisinde olan biri olarak çok sevindim. Dolayısıyla en azından burada birkaç noktada nasıl ilerlediğimizi anlatmak benim için çok önemli. Biz en başta şöyle başladık. Bir kere üründen başlıyoruz. Yani klasik aslında strateji. Her şey doğru stratejiyi doğru bütçeyle, doğru şekilde, doğru insanlar kurgulamak aslında. Strateji şuydu. Samsung A71 diye bir yeni bir ürün geliyor ve bu ürün Z jenerasyonuna konuşmak istiyoruz bu ürünle. Ya daha çok, daha doğrusu ana hedef kitle Z jenerasyonu ve Z jenerasyonunun çok zor içerik tükettiğini ve reklamlardan pek hoşlanmadığını, hatta hiç hoşlanmadığını, gerçi tüketici olarak çoğumuz çok ilgiliysek reklamdan hoşlanmıyoruz, biliyorduk ve Z jenerasyonunu nasıl anlarız diye çok fazla araştırma vesaire inceledik, okuduk, araştırmalar yaptık. Çünkü yapmak zorundasınız hangi hedef kitle iletişim yapacaksanız ve mesela YouTube ve Google'la vesaire çok fazla konuştuk ve Z jenerasyonun hayatındaki önemli kriterlerden birinin müzik olduğunu gördük. Zaten biliyorsunuz bazı şeyleri içeriden ama ya bir şekilde bunu datayla, veriyle desteklediğiniz zaman herkese daha rahat konuşabiliyorsunuz. Müzik olduğunu gördük. Müzikte de bazı isim önerileri aldık. Hem ajanslarımızdan hem işte third partilerimizden, işte Spotify'dan vesaireden. Ve sonrasında aralarından işte bir havuzdan diyelim en doğru olduğunu düşündüğümüz kişiyle aslında iletişime geçtik. O da Ece Seçkin'di. Ve bu tarafta çok kritik yerlerden bir tanesi de markayla celebrity, çünkü celebrity management çok kolay bir şey değil. Markadaki kişilerle celebrity'nin menajeri vesaire onun aslında bir uyum içerisinde çalışabilmesi ve hedefin çok net belli olabilmesi orada. Yani marka nereden nereye gelmek istiyor, neyi başarmak istiyor, bunda nasıl içerikler üreteceğiz, hangi stratejiyle üreteceğiz, hangi mecrayı kullanacağız vesaire. Bu taraflar çok kritikti. Dolayısıyla strateji, bu datanın okunmasıyla birlikte stratejinin kurulması çok kritik. Yani burada hangi mecra kullanılacak, TV kullanılacak mı, TikTok ne kadar işin içerisinde olacak, yeni bir mecra, işte YouTube'da ne kadar olmalıyız, Instagram'ı nasıl kullanmalıyız, bunu nasıl örmeliyiz vesaire. Bunlar hep en kritik noktalardan biri. Yani zaten asıl emek en başta burada başlıyor. Daha sonrasında mecra seçilmesi, yine aslında bahsettiğim ve o mecralara uygun içerikten oluşturulması. Yani ana içerik TikTok'ta mı olacak, YouTube'u kullanacak mısın, YouTube'u kullanacaksan nasıl kullanacaksın ve sonra bunları hangi sırayla execute edeceksin, hangi sırayla yapacaksın. Yani bütün içerikleri aynı anda tüketicilere
sosyal medyada paylaşırsan eğer marka olarak bu mu doğru? Yoksa bazı şeyleri zamanla mı yaymak gerekiyor? İçine bir yarışma katmak lazım mı? Conversation'dan beklentine, return of investment yani harcadığın paranın geri dönüşünü nasıl veya ROAS'ını nasıl hesaplayacaksın vesaire vesaire gibi birçok kriter var. Her markaya göre bu değişebiliyor. Ve burada biz bu işin başarılı olduğunu birkaç şekilde anladık. Burada ana hedef kitle Z jenerasyonuydu ve tabii TikTok'u zaten kullandık en başta ve şu an bu benim bugün dün aldığım bir ekran görüntüsü. 9 milyar görüntülenme elde edildi. TikTok'un verdiği dataya göre ve normalde şöyleydi. O dönem işte bir hashtag challenge paketi var TikTok'ta ve işte yaklaşık 6 gün sürüyor. Hala öyle bildiğim kadarıyla. Bu 6 gün içerisinde belli bir izlenmeye ulaşıyor. Sonraki izlenmeler organik izlenme gibi oluyor aslında. Orada biz Samsung'da 1.7 milyarlara falan ulaşmıştık. 1.7 milyar görüntülenmeye ulaşmıştık ve o dönem Türkiye'deki en büyük rakamdı bu. Şu anda organik izlenmelerle vesaire 9 milyara ulaşmış o hashtag'teki paylaşım sayısı. Bunun yanına bir de biz Haziran'da en çok izlenen aslında, en çok izlenen değil mi? En önemli işte bu YouTube Ads Leaderboard'u biliyorsunuz. Orada birinci seçildik yine. Ve dolayısıyla bu aslında hem TikTok'ta hem YouTube'da bir şekilde entegre nasıl iletişim yapılabileceğini de kendimize de aslında göstermiş olduk. Çünkü TikTok çok yeni bir mecraydı ve o zamana kadar yapılan en büyük işi yapıyorduk aslında biz de. Ve başarısız da olabilirdik. Yani bu dediğim gibi TikTok özellikle yeni mecra, daha önce Vine da vardı biliyorsunuz işte bu 6 saniyelik video paylaşımı vesaire yaptığımız. Bazı mecralarda bazı işleri denersiniz, bazen de dediğim gibi başarısız olursunuz. O yüzden birçok şeyin, ben buna şey diyorum, gezegenlerin bir araya gelmesi diye adlandırmayı seviyorum. O şekilde bir işbirliği oldu ve sanırım başarılı olduk. Dediğim gibi bunu anlatmayı özellikle istedim çünkü burada kişi seçiminden, bir celebrity varsa kişi seçiminden, mecra kullanımına vesaire, her marka her iş için TikTok kullanmak zorunda değil, her marka celebrity kullanmak zorunda değil. Dediğim gibi bütçe çok kritik. Yani ne kadar bütçeniz varsa ona göre bir iletişim yapmak, ona göre bir içerik üretmek vesaire çok kritik. Dolayısıyla dediğim gibi en baştan toparlayacak olursam, bazen rakibimiz sadece diğer markadaki, sektördeki diğer üretici firmalar gibi düşünüyoruz ama aslında örneğin bu işi yaparken o dönem TikTok'taki bütün vire olan videolar bizim rakibimizdi. Dolayısıyla biz iletişime, içeriklere bu gözle bakarsak en azından iletişimsel olarak diğer rakiplerin çok daha önüne geçeriz. Bu hangi sektör olursa olsun, inşaat da olsa böyle, hızlı tüketim de olsa öyle, yani Ülker'seniz de bu geçerli, Samsung'sanız da geçerli, Nike'sanız da geçerli vesaire vesaire gibi düşünebilirsiniz. Benim sunumum bu kadar. Sorularınız varsa alabilirim. Zaman ayırdığınız ve yaklaşık 50 dakika olmuş beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Teşekkürler tekrar. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten bizim için de yani 50 dakika geçmiş, o kadar uzun geçtiğini ben anlayamadım şahsen. Bayağı ben de 30-35 dakika falan olmuştu değil mi? 50 dakika olmuş. Cidden öyle olmuş. Çok sağ olun. Bayağı bir teşekkür de geliyor aynı şekilde. Dinleyen herkese de çok teşekkür ederiz vakti için. Sorularımız için yaklaşık 10 dakikalık bir süremiz var. Tamam. Bir tane gördüm galiba. Publish ediyorum. Arzu edersin direkt oradan bakıp da başlayabilirsiniz. Ben oradan bakıyorum. Bir Gamze Hanım sanırım yazmış B2B firmalara neler önerirsiniz diye. Aslında LinkedIn önermek isterim ama LinkedIn biraz pahalı bir mecra. Yani normalde B2B'de dijitalde özellikle LinkedIn çok kullanılması gereken bir mecra ama yani gerçekten bir kişiye ulaşma maliyeti ciddi anlamda yüksek. Orada işin içine az önce dediğim gibi şey giriyor, bütçe giriyor. Bir de şu olabilir, B2B'de benim özellikle gördüğüm, yani Kobi için de geçerli bu,
KOBİ üstü şirketler için de geçerli. LinkedIn'de reklam vermeden de gruplar oluşturabilirsiniz mesela ve o gruplarda bu Facebook grupları var ya, onun gibi bazı LinkedIn grupları veya işte şirketin LinkedIn sayfası. LinkedIn şu ara sanırım anlatmaya yetecek kadar zamanım var ama LinkedIn şu an çok bakir bir mecra hala Türkiye'de ve LinkedIn'de bir şey paylaştığınız zaman organikte çok fazla kişiye ulaşabiliyor. Şu an bunun gibi başka bir mecra Türkiye'de yok. Yani dünyada da şu an çok yok. Instagram'da bir şey paylaştığınız zaman, Twitter'da bir şey paylaştığınız zaman görülebilecek tahmini evreniniz belli ama bir marka hesabı, işte hangi B2B şirketiyseniz eğer, o şirketin bir LinkedIn hesabının olması ve konuşmak istediğiniz, ulaşmak istediğiniz kişilerin dikkatini çekecek içerikler üretmek. Örneğin diyelim ki bir devlet ihalesi almak istiyorsunuz vesaire ve oradaki proje mühendislerinin işine yarayacak ve sizin bedava olarak onlara verebileceğiniz içerikler ne olabilir? Bence onları düşünmek bir seçenek olabilir. Yani illa işte TikTok vesaire bilmem ne falan olmuyor her zaman. Bahsettiğim gibi orada satın alma kararını, işte decision maker dediğimiz satın alma kararını verecek kişiler kimse, onların bedava tüketebileceği ve sizin de üretebileceğiniz içerikler neler? Onu en iyi siz bilirsiniz. Dolayısıyla bu tarz bir, yani LinkedIn'de böyle bir kullanım olabilir. Ve sonra o kişiler zaten çok az kişi olduğu için onlara örnek olarak mailing yapabilirsiniz. Mailing de bence önemli kriterlerden biri. Yani işte toplamda 300 kişilik böyle bir karar alma merci olan farklı kişiler varsa, o 300 kişinin, 100 kişi olabilir, 300 kişi olabilir, 1000 kişi olabilir. Küçük gibi görmeyin bunu. Onlara, onların tüketmekten keyif alabileceği içerikler üretmek ve bunları onların mail kutusuna, onların istediği sıklıkla ulaştırmak bence güzel bir seçenek olabilir. Yani LinkedIn tarafında çok kısa bir şey ekleyelim. Size daha yeni hem Digital Zone için hem de sektör raporlarımız için reklam tarafında bazı çalışmalar yapıyoruz. Hani bahsettiğim gibi şey çok pahalı gerçekten LinkedIn. Değil mi? Kişi başına dönüşüm olarak evet gerçekten pahalı. Yani çok güzel bir segmentasyon sistemi var. Evet gerçekten tam olarak hedef kitlenize hitap edebiliyorsunuz ama ben de gerçekten hani organik olarak çok daha hızlı bir şekilde ilerleyebildiğimizi gördüm LinkedIn'de. Değil işte mi? Beğeniler, aynı şekilde tekrar paylaşımlar ya da yorumlarla vesaire. LinkedIn'in sanıyorum algoritması birazcık öyle çalışıyor. İşte çok beğenilerini, paylaşımını herkesin feedinde çıkartıyor gibi bir durum var sanıyorum. O yüzden yani biz de onu direkt yaşayarak gördük açıkçası. Birkaç sorumuz daha var. Sanıyorum iki soru daha alabiliriz gibi görüyorum. Ben publish'ı aldım. Direkt oradan seçebiliriz. Cihat Bey'in bir sorusu olmuş. Direkt satış yapmayan ve bayilik usulü çalışan üreticiler için ne önerirsiniz? En çok Instagram'dan etkileşim alıyoruz ve nereden satmaya bir sorun için yolluyoruz artık. Şeyler var. Bazı WhatsApp botları var bildiğim kadarıyla. Bu işe hani fiyat performans olarak da iyi olan. Orada otomatik olarak o botlara diyelim ki işte bir WhatsApp telefon numarası bağlıyorsunuz veya bir işte link bağlıyorsunuz, bir numara olmasa bile orada bazı soruların cevaplarını otomatik olarak veriyor olabilirsiniz ve onun yanında da mesela diyelim ki bir kişi bir işte call center görevlisi gibi aslında biri oluyor başında ve bazı bilinen sorulara işte botun o otomatik otomasyonun cevap veremediği sorulara da bu kişi call center'da aslında bir kişi chat'in başında olacak ve o da yazıyor olabilir. Çünkü dediğiniz gibi Instagram'dan tek tek soruları cevaplamaya çalışmak şey olabilir. Instagram'da şöyle yapabilirsiniz. Etkileşim alırsınız Instagram'dan ama Instagram'a dersiniz ki sorularınız için bu linke diye biyografinizde bir link verirsiniz. O linkte örneğin bu WhatsApp hattı veya işte chat platformu, o neyse, bu tarz böyle botlarla yapılan chat platformları da var. Sadece WhatsApp olmak zorunda değil. Bu tarz bir platforma yönlendirirsiniz linkle. İşte onun bildiğim kadarıyla aylık belli bir hizmet bedeli oluyor. Bir de işte eğer bir kişi konuyorsa onun başına onun bir işte bedeli oluyor bildiğim kadarıyla. O tarz bir yönlendirme yapabilirsiniz. Çünkü dediğiniz gibi Instagram'dan tek tek o sorulara cevap vermek
normal işinizin arasında zor olabilir. Umarım yeterli olmuştur. Bir de birkaç soru daha var. Aynen onları da yanıtlayacağız. Aynen. Başka hangi platformlar var? Şu an en son çıkan platformlardan yani şey TikTok ama şu an pek kimsenin kimse demeyeyim ama birkaç gamerla ilgilenen şirket dışında pek kimsenin rağbet göstermediği Twitch ve Discord var. Bunlar da şu an gamerların genelde yani şimdi mesela Twitch şöyle evrildi. Eskiden sadece oyun oynayanların oynadıkları oyunları paylaştığı bir platformdu. Ama sonra şeye dönüştü. Yani ben bir video izlerken işte atıyorum ben diyelim ki influencer oldum. 50 bin plus takipçim var. Ben komik video izlerken yaptığım yorumları izleyen bir kitlem var ve oyunla hiçbir alakası yok vesaire gibi bir taraf var. Ve Discord var. Discord da sadece gaming şu an. Hardcore gaming ve Türkiye'de gelişecek mi, gelişmeyecek mi, bu etkiyi görecek mi bilmiyorum ama gaming tarafı kesinlikle yani Türkiye'de de dünyada da eğer sektör yani işte birlikte çalıştığınız marka vesaire gaming'e veya gamer'lara konuşabilecek bir markaysa mutlaka oraları ilk kapanlardan biri olun. Yani Twitch hesabı olan çok az marka var şu an. Discord hesabı olan galiba yok. Gibi o tarz yani gamer kitle. Çünkü hepimiz bir noktada gamer'ız. Yani Candy Crush oynayan da bir noktada bir gamer olabilir. Daha hardcore PUBG oynayan zaten gamer ama çok büyük bir kitle ve bir şekilde bu tarz platform yani Quora vesaire var ama Türkiye'de çok kullanılmıyor ve çok niş olarak kullanılıyor ama Discord ve Twitch'i tavsiye ederim. Bir de Instagram'ın algoritma yapısı nedeniyle firma içerikleri az etkileşime gelen içerikler oldukça az kişiye ulaşmaya başladı. Organik erişim efsanesinin bu mecra için olduğu organik içerik diye bir şey Instagram'da artık mümkün değil. Bu zaten Instagram, işte Facebook Instagram'ı satın aldıktan sonra zaten olması beklenen şeydi. Çünkü Facebook'ta birebir bu olmuştu. Organik içerik denen şey, yani şöyle eğer gerçekten sizin paylaştığınız içerik yani marka olarak veya kişi olarak paylaşılan içerik gerçekten bilmem işte mesela Kerimcan bir şey paylaştığı zaman veya Danla Bilic bir şey paylaştığı zaman insanların feedine düşmesinden çok insanlar gerçekten merak edip o profile gidiyor ya eğer öyle bir marka sayfası mümkünse ki bence pek değil. Yani en işte böyle provokatif vesaire markalardan bir tanesi globalde işte Nike aslında. Ama onun bile bu tarz fazla organik erişim vesaire alma şeyi çok kolay değil. Hele hele takipçi sayısı belli bir sayının üzerine çıktıktan sonra asla mümkün değil. Dolayısıyla ben bayağı şey tarafında daha organik ve daha rahat ilerlenebileceğini düşünüyorum. E-mailing bence geri döndü. Yani private messaging. Bir şekilde çünkü Instagram'da vesaire o reklamları görmektense ben çok mesela birkaç marka var benim mail listesine üye olduğum. Onlardan mail gelmesi beni çok memnun ediyor. Ve birebir hiç başka bir şey etrafta olmadan ben özel offerlarımı, yeni çıkan ürünleri vesaireyi mesela oradan görebiliyorum. Dolayısıyla bence mailing de önemli, üzerine gidilmesi gereken yerlerden biri hala. Başka o zaman başka bir sorumuz var mı? Sanıyorum yok. Yok gibi görünüyor. Çok teşekkür ederiz tekrardan. Gerçekten çok verimli bir saat oldu. Çok da keyifli geçti. Genel tepkilerden de herkes için böyle geçtiğini anlayabiliyorum. Çok çok teşekkür ederiz tekrardan katıldığınız için. Ben teşekkür ederim bu arada bu fırsat için. Ben de çok keyif aldım. Herkese tekrar size de zaman ayırdığınız için ve bu fırsat için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Biz de çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Tamam.